Galatasaray'dan Luka Jovic bombası. Galatasaray, Mauro Icardi transferi için büyük çaba sarf ederken bir yandan da alternatif planlar için hareket ediyor. İşte İtalyan basınına yansıyan habere göre sarı kırmızılıların istediği o futbolcu. Finance Viola'da çıkan habere göre Galatasaray geçen yaz Mauro Icardi ile anlaşmadan önce Luka Jovic'i gündemine almış, ancak mali şartlar nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Sarı kırmızılı kulüp Luka Jovic için bir kez daha masaya oturdu. Galatasaray'ın Jovic'in menajeri ve çevresiyle tekrar temasa geçtiği ve ekonomik şartları yeniden sorduğu kaydedildi. Luka Jovic'in bedelsiz transfer olduğu Fiorentina'da çok mutsuz olduğu ve ayrılmak için kulübe baskı yaptığı da öğrenildi. Fiorentina'nın Jovic'in tavrı ve yüksek maaşı nedeniyle bonservis konusunda da elinin zayıf olduğunun altı çizildi. Kariyerinde Kızıl Yıldız, Apollon Limassol, Benfica ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerde olan Jovic, 2019 yazında 63 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'de beklenen etkiyi gösteremeyen Luka Jovic, 2022 yazında Fiorentina'ya bedelsiz imza atmıştı. Renato Sanchez Galatasaray'a. Fransız devi Paris Saint-Germain'den daha önce Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 26 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern Münih'e dönen oyuncu, bu kez de Fransız ekibi Lille kiralandı. Lille'de performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen Portekizli, dünya devi PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde Paris Saint-Germain'le yollarını ayırması beklenen Renato Sanchez, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor. İşte Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası planı. ...2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, Uruguaylı filebekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Muslera, Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 24 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldı. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Fernando Muslera, Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5'te Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranense altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri de 7 milyon euro. Galatasaray'ın yıldızı için 5,5 milyon euro. Süper Lig'de ilk 11 için 8+3 kurulu toplamda da 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamaları devam ediyor. Bu nedenle oyuncu transferleri yaparken kadroda düşünmediği futbolcuları da göndermesi gereken Galatasaray'da Morata'nın yeniden gönderilmesi gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilen Morata ilgi büyük. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morata, gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktı, 35 maçta 6 kez gol atmayı başarırken 8 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulüplerinin takibi altında olan Morata için Parma sarı kırmızılıların kapısını çaldı.
Galatasaray'a 5,5 milyon euro öneren Parma ile anlaşma yakın. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki Morutan, 2022 yılının Ağustos ayında 4,2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'dan Angelino bombası. Galatasaray'da gözler sol bek transferinde. Birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim savunmanın solu için önemli bir yıldızla görüşüyor. İngiliz kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray sol bek transferi için 7 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'a geçen sezon Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Red Bull Leipzig'in 26 yaşındaki İspanyol sol beki Angelino ile ilgileniyor. Bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyen ve 9 asiste imza atan Angelino için sarı kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralık teklifini verdi. Sarı kırmızılı takımın transfer komitesi bu transfer için 7-8 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Bonservisine kariyeri boyunca 42 milyon euro ödenen ve 2 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde Leipzig forması giyen 26 yaşındaki İspanyol sol bek, bu sezon kiralık olarak bir başka Bundesliga ekibi Hoffenheim'in formasını giydi. Alman basınında yer alan haberlerde de Angelino'nun menajeriyle birlikte İstanbul'a gittiği ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı. Emre Can Galatasaray'a. Galatasaray Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Emre Can'la sarı kırmızılı yönetmenin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Paris Saint-Germain'in Arjantin yıldızı Leandro Paredes için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya sarı kırmızılılar 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Emre Can da Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer pazarlığına oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Öte yandan İtalyan basınının Türk medyasına dayandırdığı haberlere göre de Galatasaray'ın Dortmund'la anlaştığı ve Emre'ye imzayı attırdığı iddia edildi.